Dünyada böyle bir ülkeyi gerçek hayatta yaşayamazsınız. Öyle bir ülke dünyada yok, yapılamaz. Gerçek dünyada kimse yapamaz. Ağzına s halk dediğin öyle yönetilir. Vergiyi öyle bir koyacaksın ki böyle beli bükülecek, mahvolacak, geberecek. Sesini çıkardığı zaman hemen hapse yollayacaksın. Nankör diyeceksin. Bizim bak benim buradaki ülkem, oyunda yaptığım ülke böyle yönetiliyor. İşine gelmeyen s**tir olsun gitsin. Ama gidemez. Neden? Çünkü gitmek için de parası yok. Böyle burada yaşamaya mecbur bırakırlar adamı. Burada yaşayacaksınız. Vergi vereceksiniz. Verginin vergisini vereceksiniz. Verginin vergisinin vergisini de vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız. Of erkek ya diyeceksiniz. Erkek. Evet, Manor Lords oynayacağım arkadaşlar. Bayıldım oyuna ya. Oyunda yaptığım en iyi şey ne mi? Ne bileyim, bilmiyorum ki ne yap. Hepsini, her şeyi yaptım oyunda. Ticaret çok iyi ya. Ticareti hemen açmak gerekiyor biliyor musun? Ticareti açtım. Bir kendine geldi ya. Bak ticarethaneler. Bak burada hayvan pazarı var. Ticaret yapıyorum burada. Burası da normal ticaret yeri. Bakın her şeyin ticareti yapılıyor. Her şeyin derken hani öyle her şeyin değil. Bir de ben şimdi bir köy kuracağım arkadaşlar. Kuracağım köy nasıl olacak biliyor musunuz? Kasaba yani şey şehir. Yuvarlak yapacağım. Kiliseyi ortaya koyacağım. Böyle evlerin etrafına yuvarlak yuvarlak yapacağım. Biz bunları ticarethane kurmadık mı lan? Ha kurmuşum, buradaki ticarethane burada. Ha, daha bitmemiş. Bunu bir yapsanız oğlum be kardeşim be ya, aman. Bir dakika, düşman birimi görüldü dedi. Şey, orduyu yollayalım düşman birimine. Düşmanlarla çarpışacaklar şimdi aslanlarım. Öldürün aslanlarım, öldürün. Kazandık. Ama askerlerim yaralı galiba. Şu ormanı yok ederim. Oh! Ormanı yok ederim dedim. Kime benzedim? Acaba kime? Ormanı yok edip hemen bina yapmalıyım. Cami yapayım şuraya. Şey, kilise yapayım, pardon. Lordum lan ben. Selam ver lan bana. İçinden geçtim. Bu dermin niye çalışmadınız lan? Gafiller. Tiz kellesi vurula. İçinizden geçelim. Şuraya kuracağım. Bunlar erken erişimde açık değil herhalde. Bir erken erişimde açık değil ol buralar. Buraları da yapmak lazım. Yani açılması lazım bir an önce oyunu. Kaç kişisiniz lan burada? Hadi. Siz nereye gidiyorsunuz? Allah'ın cezaları. Yol yapayım bari. Oradan niye gidiyorsunuz? Salaklar. Şimdi oyun yeni çıktı biliyorsunuz ve ben bu tarz oyunları sevmiyordum. Ama artık galiba seviyorum. Gördüğünüz gibi deli gibi oynuyorum yani. Evet, hemen avlanmaya başladılar gördüğünüz gibi. Oha, deri yüzüyorlar lan. Her şey o kadar güzel ki oyunda. Arkadaşlar bütün askerlerimi buraya topluyorum. Ve buraya savaş ilan edeceğim. Burada kıran kırana bir mücadele geçecek. Bir aile aç mı? Kim lan o aile? Ne demek aç ya? Hiç kimse aç kalamaz kardeşim benim ülkemde. Kuyu yapsanız da Allah'ın cezaları. Kuyu yapın, kuyu. Hiç kime diyorum, he yaptılar. İleri sarayı bana savaş açsınlar. Yiyorsa maçaları bana savaş açsınlar. Vallahi hiç savaşamadan alacağım. Savaşamayacaklar benimle. Evet. Savaşamadılar. Hemen buranın ismini değiştirelim. En az 3 çocuk. Ne 3 çocuğu lan? En az 10 çocuk. En az 10 çocuk. Bak burada 128 kişi oldular. Burası çok zengin oldu ya. Paraya para demiyorlar. Buraya bir şey yapacağım. Kafamdaki şeyi yapacağım buraya. Bak şimdi. Oo, iyi sabahlar, iyi sabahlar.
Eyüpcan 13 biraz önce Yakut abone oldu. Evet. Eyüpcan Yakut abone olmuş. Odunum yok. Odunum yok, odunum. Yamuk oldum baya. Ağaçları keseceğim. Mahvedeceğim burayı. Burada hiçbir şekilde benim sözümden başka hiçbir şey geçmeyecek. AVM kuracağım. Yol yapıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bu ağaçların hepsini kesip buralara bina yapacağım. Hayvanları da bu ormandan kovacağım. Hiçbir şey istemiyorum. Benden başka hiçbir canlının yaşam hakkı yok diyerek bu yola çıktım. Yok edeceğim burayı. Yok. Bak burada geyikler var mesela. Gördünüz mü geyikleri? Bu geyiklerin hepsini yok edeceğim. Bu ormanda yaşatmayacağım. Bu ormanı yaşatmayacağım. AVM kuracağım bu ormana. AVM. Bak kil rezervi falan var. Dinler miyim lan? Rezervleri, madeni, şunu, bunu, tarihi eseri hiçbir şey dinlemeyeceğim. Benim için hiçbirinin kıymeti yok. Mahvedeceğim bu ormanı da. Gördüğünüz gibi. Benim AVM'lerim daha değerli. Rant sağlıyorum AVM'lerden. Burada anayasa benim kardeşim. Burada anayasa benim ulan. Yapın ulan, çalışın. Köleler. Ormanın anasını ağlattım. Dümdüz etmek denmez buna. AVM kuruyorum oğlum, AVM. İşçi hakları yok, çevre koruma yok. Abi gece bile çalışıyorsun adamlar. Nerede işçi hakları? Ne işçi hakkı lan? Bak ne güzel yuvarlak şehir yaptım buraya. Hayalimdeki şehri inşa edeceğim. Burada ister hayvan, ister insan, ister orman hiçbir şey dinlemeden mahvedeceğim. Parçalayacağım burayı. Yıkacağım ortalığı, yıkacağım. Yıkacağım ortalığı. Çabuk çalışın biraz ya. Pislikler. Köleler. Tabii ki diktatörüm ulan. Pezevengin çocukları. Çalışın ulan. Bu düzen değişmeyecek kardeşim. Düzen halinden memnun. Düzülen değişmeli. Yol yapıyorum. Yol. Yol yapıyorum. Allah'ın cezası nankörler. Namkörsünüz oğlum, namkör. Kim aç? Lanet olsun kim aç yine? Aç, açtım diyene vurun kellesini. Millet aç diyeni öldürün. Oğlum depo dolu ağzına kadar manyak mısınız lan? Kim aç? 14.971 odun, 4.619 greyfurt, 4.818 bal, 4.884 yumurta, 4.847 ekmek, 4.813 meyve, alet, edevat, Allah'ın belaları, yol yaptım, daha ne istiyorsunuz? Yol yaptım, pazar yeri yaptım, AVM yaptım. Nankörler, nankör pislikler, alçaklar, aç olanlar vatan haindir, çocukları açım diyen pir. Bak taş kırıyor götürüyor, kucağında mı götürüyorsun lan? Hayvan vereyim lan size. Acıdığım yine insanlığım tuttu, lanet olsun. Yok, hayvan veremiyormuşum. Ne yapıyorsanız yiyin. Kilise yapayım ki inançla kandıracağım, anladın mı? İnançla, dinle kandıracağım. Tanrı istiyor diyeceğim. Tanrı beni seçti diyeceğim. Dolayısıyla en çok bana tapacaklar. Beni adeta bir tanrı gibi, bir peygamber gibi görecekler. Ne istiyorsam yapacaklar. Onları bir koyun gibi güdeceğim. İşte halka bunu yapmak gerekiyor. O zaman en iyi ben olacağım. Ama öldükten sonra mezarımı işeyebilirler. Bir an önce elime İncil'i alıp İşte kutsal kitabımızda böyle yazıyor falan deyip başlamam gerekiyor. Bunu yaptığım zaman harika devam edecek. Bir düşman birimi görülmüş. Nerede bu düşmanlar? Allah'ın cezaları. Siz orada ne arıyorsunuz? Şimdi askerlerimi, erkeksi ordularımı sizin üstünüze salıyorum. Koşun askerlerim, koşun aslanlarım, yapıştırın. Oha köye saldıracaklar lan, büyük şehre saldıracaklar ha. At veremiyoruz mu lan bunlara? Okçular niye yavaş gidiyor? Bunlar koşamıyor. Okçular koşamıyorlar. Lanet olsun. İç savaş çıkmadan bana karşı gelen herkesi öldürmeliyim. Bütün ordularımı etten duvar gibi dizmeliyim onların gitmek istedikleri yerlere. Ama mülteciyi kabul edeceğim. Bu ülkeye dünyanın her yerinden mülteciler gelebilir.
Ama benim ülkemde hiç kimse izinsiz gösteri yapamaz. Mülteci alacağım bu ülkeye. Onlara yardım edeceğim. Onlardan vergi almayacağım. Ama kendi halkımın ağzını a**acağım. İşte ben böyle bir insanım. Hadi aslanlarım. Saldırın. İşte böyle. İşte böyle saldırın. Askerlerle işim bitti. İşimi gördükten sonra hemen ne yaparım? İşimi bittikten sonra işim biten herkesi bir çöp gibi kenara atarım. Çünkü ben tam bir pisliğim. Devlet böyle yönetilir kardeşim. Devlet yönetmeyi sizden öğrenecek değiliz. Allah'ın cezaları, düzgün çalışmıyorsunuz. Mal lazım bize, mal. Kaç kişi oldunuz? 15 kişi misiniz hala sizi Allah'ın cezaları? En az 20 çocuk demedik mi kardeşim? En az 20 çocuk. Benim emrimi Tanrı'nın emri gibi telakki edeceksiniz. Alçak pislikler. Haysiyetsizlikte sınır tanımıyorum. Ama halk beni böyle seviyor. Halk bana hasta. Be hey gafiller, siz kimsiniz ulan? Aç mısınız? Umurumda değil, geberin p***ler. Ekmek alamıyor musunuz? Alıyorsunuz. Ekmek alabiliyorsanız iyisiniz demektir. Asgari ücreti tam tamına... Para birimimiz ne lan bizim? Para biriminin ismini bundan sonra Tariki koyuyorum. Bu ülkede para birimi Tariki'dir. Tariki lirası. Asgari ücreti 18.003 Tariki lirası yaptım. Ama kiralar 25.000 Tariki lirası. Umurumda mı? Değil. Nankörler. Nankör pislikler. Geberin. Umurumda değil. Şimdi kilise yapacağım. Kilise... Lan bir yapamadık kilisesine artık az kaldı ya. Bu neymiş arkadaş ya? Kış geldi. Aç mısınız? Tabii ki umurumda değil. Oğlum bir şeyler yapsanız olan. Her şeyi devletten beklemeyin. Devlete sizin yardım etmeniz lazım. Sarayımda... Şimdi hemen size sarayımı, köşkümü de göstereyim. Köşkümde... Bakın. Yani siz şu evlerde otururken... Siz şu evlerde otururken ben tabii ki bu kocaman sarayımda yaşayacağım. Ama sarayın da bir gideri var. Bu giderleri sizin ödemeniz lazım. Her şeyi devletten değil, her şeyi kendinizden bekleyin. Ben de devlet olarak sizden bekleyeceğim. Beni besleyeceksiniz. Sarayımın günlük 3 milyon tariki lirasını karşılayacaksınız. Karşılamak zorundasınız. Burada ev yapamadılar bunlar. Bunlar tam mal lan. Bu taraftakiler tam salak. Fırın zaten yok. Yapayım mı fırın? Bak burada fırın mı vardı? Siz fırın mı gördünüz lan? He nankörler. Bak fırın mı gördünüz? Size buraya fırın yaptım be. Ben bu ülkeye geldiğimde bu ülkede fırın yoktu be. Al. Al. Ortak fırın. Size fırın yaptım. Allah'ın cezaları. Gel değirmeni yaptım. Maltane yaptım, nalbant yaptım, kil ocağı yaptım, tabakhane yaptım, dokuma atölyesi yaptım, boya atölyesi yaptım, yol yaptım, yol. Ekmek de yoktu, ekmek de yaptırdım. Size burada tarla verdim. Satarım ha köyü. Daha ne istiyorsunuz ya? Köprü yapamadım, oyunda köprü yok ama köprü de yapacağım. Yapardım yani olsaydı. Bunlar ev bile yapmıyorlar ya, bunlar tam pislik. Hiç anca yatış anasını satayım. Yok lan bunlar da yok ya. Çalışmıyor valla çalışmıyorlar. Hem tembeller hem çalışmıyorlar. Hem de diyorlar ki işte şöyle böyle. Yok kralımız şöyle yaptı. Yok lordumuz böyle yaptı. Ben bu ülkeyi terk edeceğim. Artık bu ülkede gençlerin ümidi yok. Falan filan böyle konuşmalar. Halbuki burada yol yapıyorum be. Yaptım. Gördüğün gibi artık buranın ismi Hasdemir. Hemen bakalım. Al. Hasdemir gördün mü? Hasiktir gibi oldu biraz ama idare et. Ha bunlar avcılık yok bunlarda. Av kampını yapmışız. Avcı yapmamışız. O yüzden adamlar aç geziyor. Ticarethaneyi açtım ya. Hiç korkmuyorum artık. Bundan sonra bunlar ne aç kalır ne batar. Ben de vergimi alır. Keyfime bakarım. Cami olsa cami yapacağım zaten. Kilise var kilise yapıyoruz. Hani elimizde hangi dini olgu varsa onu kullanacağız. Önemli olan dini kullanmak değil mi? Evet.
Bak bak, şimdi kiliseyi yapsınlar, bunlara bir haşırttı Blackboard. Ondan sonra istediğim gibi oynarım bunlarla artık. Kiliseyi yapsam. Aha! Kiliseyi koyuyorum, koyuyorum, koydum kiliseyi. Oh, yapıştır bakayım. Bak, Subhanallah. Namaz kılan adam figürü çıkmış tarlada. Bu da Fiat Punto figürü değil mi? Geçti. Bak, Allah yazan ekmek. İşte şöyle yapabiliyorum. Bakın mesela şimdi şuradayım ya. Bak, gördünüz mü? Keçinin yanına indim. Ne diyorsun lan sen? Küfür mü etti lan o bana? Bana küfür ettiyse hemen gözaltına alın, hapse atın. Ama insanlara, hayvanlara işkence edenleri serbest bırakalım. Adalet sistemimiz böyle olsun. Ne dersiniz? Lanet olasıca pislik halk. Allah'ın cezası pislik köleler. Benim ülkemde artık kurallar şöyle. Bana küfür ettiyseniz veya karşı geldiyseniz emirlerime, küfür etmenize gerek yok. Ben bunu beğenmedim bile deseniz, benim beğendiğim bir şeyi beğenmediğiniz için hepinizi hapse attıracağım. Ama tecavüzcüler, hayvanlara işkence edenler, insan katilleri, hayvan katilleri, doğaya katilleri, bütün bu şerefsiz hırsızlar, namuslular ne varsa hepsini serbest bırakacağım insanların arasına. Bizim ülkemizdeki artık Gamepad ülkesinde, Hasdemir kasabasında adalet bu şekilde. Anayasama lütfen karşı gelmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Çünkü karşı gelirseniz neler olacağını biraz önce söylemiştim. Benim kurduğum ülke böyle böyle olacak. Askerleri de paralı orduya geçirdim bu arada. Ağzına halk dediğin öyle yönetilir. Vergiyi öyle bir koyacaksın ki böyle beli bükülecek, mahvolacak, geberecek. Sesini çıkardığı zaman hemen hapse yollayacaksın. Nankör diyeceksin. Bizim bak, benim buradaki ülkem, oyunda yaptığım ülke böyle yönetiliyor. İşine gelmeyen s**tir olsun gitsin. Ama gidemez. Neden? Çünkü gitmek için de parası yok. Böyle burada yaşamaya mecbur bırakırlar adamı. Burada yaşayacaksınız. Vergi vereceksiniz. Verginin vergisini vereceksiniz. Verginin vergisinin vergisini de vereceksiniz. Ağzınızı açacağım hepinizin. Aç mısın? Geber o çocuğu. Evet, hadi bakalım. Umurumda mı? Değil. Tabakhane. Buraya tabakhane bok yetiştireceğiz. Köpek yetiştirmeyenin kellesini vuracağım. Biliyorsunuz ki ben adaletli bir insanım. Benim ülkemde arkadaşım asla namuslu iyi insan barınamayacak. Namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, karaktersiz varsa onların hepsi bu ülkede rahat rahat yaşayabilir. Onlar benim biriciklerim, bir tanelerim. Kurallarıma karşı gelen kim varsa ağzını açacağım, hapse atacağım, mahvedeceğim. Ama bütün katiller, tecavüzcüler, hayvan katilleri, tecavüzcüleri, orman katilleri, tecavüzcüleri, bunların hepsini serbest bırakacağım halkın arasına. Halk şöyle bir titriyecek. Diyecek ki, of, liderimiz ne kadar da muhteşem bir lider. Şöyle yapacaksınız. Of, erkek ya diyeceksiniz. Erkek. Adaletim böyle benim. Böyle bir ülke kuruyorum. Dünyada böyle bir ülke göremezsiniz. İmkansız. Dünyada böyle bir ülkeyi gerçek hayatta yaşayamazsınız. Önce inşaatları tamamlayalım. Ondan sonra herkesi bir yere yerleştireceğim. Herkese yerleştireceğim koçum. Hepinize yerleştireceğim, korkmayın. Mücahit, en çok sana yerleştireceğim. Şey, senin için. Oh! Yerleştirdikçe keyif alıyorum. Bence halkım da keyif alıyor. O yüzden 30 senedir hiç seçim kaybetmiyorum ben bu ülkede. Halkım beni çok seviyor. Onlara yerleştirdikçe onlar mutlu oluyorlar. Ülkenin adı Gamepetiye. Bir dakika, düşman birimi görüldü. Hemen paralı askerlerimi kullanayım. Çünkü artık benim vatanım için canını feda edecek askerim yok nedense. Öyle bir ülke dünyada yok, yapılamaz. Gerçek dünyada kimse yapamaz. Ey halkım, benim için çalışacak, hayatınızı bana adayacak, bu ülkeden gitmek istediğinizde de gidemeyeceğiniz kadar az parayla sizi karın tokluğuna yaşatacak, sonra da karşı çıktığınızda size nankör çocuklara diyeceğim. Benim adaletim bu şekilde. Memnun musunuz? Halk da bağırıyordu. Evet. Ben burayı sana hallederim. Sit alanı falan dinlemem. Siktir et sit alanını. Burayı verdim sana. Sen bana 3 milyar dolar ayarla. Şimdi şu ormanı katletmek istersen katledelim hemen. Ormanı nasıl keselim yani, gitsin. Orman morman dinlemiyorum ben çünkü artık. HES yapalım buraya 2 tane. Nükleer koyalım biraz da. Ülkenin en verimli topraklarını
ve en çok oksijen sağlayan ormanlarını mahvedelim gitsin. Vallahi çalışacak işçi yok. Gençler iş beğenmiyor. Nankörler. En az 10 çocuk yapacaksınız diyorum. Kimse tınlamıyor. Şey diyorlar. Biz bu çocuğa nasıl bakacağız? Aç kalır falan diyorlar. Lan ne alakası var ya? Bu ülkede açlık mı var? Pahalılık var diyor. Hemen hapise attırıyorum. Kiliseyi de arkama almışım, tamam mı? Şöyle bir şey söylüyorlar. Karşı gelecek oluyorlar. Aman Tanrı kızar diyorum. Günah yapmayın diyorum. Tanrı seni cehennemlikler listesine ekler diyorum. Susuyorlar. Oğlum dini elimizden alırsak ben nasıl yöneteceğim lan bu milleti? Hiç kimse bir şey yapmıyor çünkü. Görüyor musun bak. Mezarcının burada ne işi var? Allah kahretmesin. Memeleri de açık. Abla memeler ortada. Haberin olsun. Kafasında başörtü var, memeler açık. Kanki TikTok burası. Ben bugün araçta bacak aramdaki Sprite'i üstüme döktüm. Kıçıma kadar ıslattım. Bankaya gittim. Sıra aldım. Beklemek için dışarı çıktım. Bir yandan da arkamı güneşe döndüm kurusun diye. 2 dakika geçmedi bir kadın yanıma gelip belki farkında olmayabilirsiniz. Pantolonunuz ıslak dedi. Altıma yaptım sandı uyarmak için söyledi galiba. Ben de açıkladım vesaire. Sen inanılmaz bir detaysın. Kardeşim benim. Yalnız Doğukan'ın anlattığı şey tarz kadınla konuşma şeyi gözümün önüne geldi, tamam mı? Evet, sakince sakince konuşmuştur. Temaya bağış mı yaptın lan? Bana niye yapmıyorsun? Temanın mı daha çok ihtiyacı var, benim mi daha çok ihtiyacım var? Uf. 4.000 lira mı attın Temaya? Bana 2.000 lira atsana kanki. Lütfen. Teşekkürler. Şimdi oyun Age of Empires, Bannerlord gibi oyunların hepsinin birleşimi gibi bir şey. Oyunda şöyle bir durum var. Oyun çok detaylı. Daha erken erişimde olmasına rağmen. Bir de oyunda harita, mesela harita açmak için şöyle uzaklaşıyorsun. Harita böyle açılıyor. İşte yaklaşıyorsun. Bak normalde çoğu oyunda şu kadar yaklaşabilirsin. Hani belki şu kadar. Ama bu oyunda şöyle yaklaşabiliyorsun dostum. Görüyor musun? Çalıştıklarını falan görüyorsun. Bak. Rahibe Terasa odun kesiyor. Pinokyo odunları taşıyor. Böyle garip bir oyun. Bölge bölge fethederek en sonunda bu haritanın tamamını fethediyorsun. Ha işte o baskın yeme olayını yiyorsun. Yani onu şu anda dedim ya, oyun zaten bak. Mesela örnek veriyorum, üretim kısmı boş. Kanunlar kısmında sadece 2 tane açık mesela. Erken erişimde kilitli diğerleri. Geliştirmede hakeza bazı geliştirmeler kapalı. Menüde bazı yerler kapalı. Oyunu tam oynayabilmek için tam sürümün gelmesi lazım. Ondan sonra daha tam oynarız yani. Kiliseye koyduğum baş rahip Latince bilmiyormuş. Ne kadar da liyakatlı bir atama değil mi? Durma lan, yürü git. Dinleniyorlar bir de. Dinlenmek serbest dedik mi? Şurayı, burası sit alanıydı. Uğur'a 3 milyar dolar rüşvet karşılığında Uğur'a AVM alanı olarak sattım. Bak bak, bir ticaret hattı açmışım. Yemin ederim ekmek taşıyoruz diye ne taşıyorlar belli değil. Ben söyleyeyim size, burada çok acayip ticaretler dönüyor. Bak, o şerefsizlikle hükmettiğim yeri çok geliştirdim. İnsanlara değer verdiğim yer güdüp kaldı. Kilisenin tam karşısında. Bak burası kilise. Burası da han. Anlarsınız ya, han. Hancı. Bana et. Köpeğime de. Şap getir. Yok lan, tam tersi. Hancı. Bana şap. Köpeğime de et getir. Ben kim miyim? Ben Altar'ın oğlu Tarkan. Tarkan mı? Tarkan mı? Tarkan mı? Tarkan mı? Arkan mı? Galiba oyun kreş yedi şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi kreş yedi. Vallahi niye yedi? Ya erken erişimde oyun. Her şey olabilir ya. Hatalar normaldir yani. Daha oyun bitmemiş ki. Yarım. Öyleyse herkese iyi geceler. Videoyu beğendin mi? Beğen. Abone oldun mu? Ol. Yoksa bundan sonra bunu alırsın.